Sayın Valim, şehit takımları ve değerli basın mensupları, Malatya Vali Öncülüğü'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti için Sayın Hatip Yusuf Çelik Hüsnü'ye davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğüyle milli birlik ve beraberliğimizin bekası uğruna üstün fedakarlıklar göstererek canı ve kalp pahasına göğsünü siper etmiş ve gazilik mertebesine ulaşarak bu nişanı bir ömür boyu gururla taşımış gazilerimizin değerinin anlaşılması ve hak ettikleri şekilde övgü ve minnetle anılması açısından 19 Eylül Gaziler Günü ayrı bir önem taşımaktadır. Biz ana ve babaların ellerine kına yakarak asker ocağına, oğlanı, evlatlarına ya şehit ol ya gazi diye öğütte bulunduğu şehitlik ve gazilik makamını her şeyden üstün tutan en yüce makam olarak gören bir milletin mensuplarıyız. Bu şuurla asırlardır tarih sahnesinde şehit ve gaziler veren milletimiz dün olduğu gibi bugün de aynı şuurla şehit ve gazi vermektedir. Bugün Gaziler Günümüz gerçekten bizim önemli kutsallarımızdan, değerlerimizden, değer verdiğimiz inancımız gereği değer verdiğimiz gazilerimizin özel günü. Bugün burada hem şehit yakınlarımız var, hem gazilerimiz var. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimizi her zaman saygıyla yaklaşıyoruz. Onların kendileriyle, aileleriyle gurur duyuyoruz. Gerçekten bu ülkemiz büyümesine devam ediyorsa, bağımsızlığına devam ediyorsa, bayrağımız dalgalanıyorsa, her geçen gün güçlenerek refah seviyesini yükseltiyorsak, bunu şehitlerimize borçluyuz. Şehitliği göze almış gazilerimize borçluyuz. Tabi burada farklı gazilerimiz var. Ülkesi için, ülkesinin temsili için başka topraklara gitmiş, vatanı için terörle mücadele etmiş ve bu esnada yaralanmış gazilerimiz var. Hepsi son derece saygıdeğer. Yani bir gazinin bir aileye nasip olması diyelim, şehitlik gerçekten o kadar yüce bir mertebe ki, aslında bu ünvanlar o aileler için en büyük şeref madalyası. Dolayısıyla her şehit ailesi tüm halkımızın gözünde saygın bir aile olarak görülür. Burada biraz önce bir şeyi fark ettim. Aslında gazilik devam süreç ve aramızda hakikaten sırf burada sizlerle birlikte olmak için çok yoğun bir programını erteleyerek aramıza şeref veren çok bir ikinci komutanımız, aslında kendisi de bir gazi. Tabii bugün programın bir aşamasında yarbayımız bir konuşmasında demişti ki, şehit nurludur, gazi onurludur. Hakikaten şehitlerimiz belki görüntüde aramızdan ayrılmış görünmekle birlikte inancımız gereği aslında hiç de aramızdan ayrılmamış bir başka yaşam düzeyinde aramızda bulunmaktalar ve onlar nurlu bir yaşamı sürdürüyorlar. Gazilerimiz de gene yargoyumuzun çok güzel bir ifadesiyle çok hoşuma gitti. Şehit olmamış
ama yaşayan en onurlu kişi olarak aramızda bulunan insanlar, yaşamın en güzel, aramızda bulunan yaşamın en güzel tarzını sürüyorlar. Biz bu anlamda hakikaten Gaziler Günü'nü kutlarken bu hissiyatla, bu duygularla gazilerimizi bağrımıza basmak sadece bugüne has değil. Bundan sonraki günlerde de tıpkı daha önce geldiğim Zonguldak'ta yaptığımız gibi daima temas halinde olmak istiyoruz. Ve bu anlamda her zaman gazilerimize kapımız açık.